Oktay diskalifiye oldu. En önemli şey insan hayatında değer yargılarınız. Bundan taviz vermeyin, tamam mı? Boş tefeci şeylere aşkına takılmayın. Big Brother'ın yeni sakini kim olacak? Sen gelmesin kimse ya. Vallahi bilmiyorum. Bakalım davranışları nasıl olacak? Gelirse Onur kardeşim çok güzel bir kız istiyor. Yani onu dikkate alın. Umarım o gelecek kişi kız değildir. Vallahi dışlayalım. Kıdem yapalım yani. Bu evden çıkmam da, kimseyi de sokmam da. Helal olsun. Big Brother evi sakinleri Oktay'ın yerine yeni bir yarışmacının geleceğini düşünüyordu. Bu ihtimal dahi evdekileri germeye yetti. Ya ben mesela kolay de, kolay insan kabullenmem yani. Bir de şöyle yapalım. Eğer gelirse baştan bir kişi, bir şahıs, bu muhtemelen erkek olur. Ne yaparız biliyor musunuz? Geçeriz dışlarız salona hep beraber bir kere konuşuruz. Dışlarız abi. Otursun kendimiz. Sen kimsin buraya geliyorsun? Yeni biri geldiği zaman nasıl birlik oluyoruz görüyor musun? Bütün aşamalardan geçmesi lazım. Bu arada biz öyle bence şey yok, her biz akşam mundar olduk bakın burada ya. Çaylarımızı alalım veya kahvelerimizi veya içeceklerimizi oturalım şöyle ya, bir salon yeni sohbeti yapalım. Yeni biri gelirse vallahi dışlayalım bak. Gert dönelim arkamıza abi, yesin kendi başına. Eleme listesindeki 4 kızdan biri olan Rezan eve gelecek olan yarışmacı ile ilgili tercihini net bir şekilde dillendirdi. Umarım o gelecek kişi kız değildir. Funda'nın eline vermek. Erkek de olsan fark etmez, anın yanından ayrılmıştım sana tavsiye. Sen diş bileni de şimdi. Ay, hiç gerek yok abi. Evdekilerin en büyük endişesi eve programı izleyip kendilerini tanıyan birinin girmesiydi. Vallahi kaldıramayacağım bir insan bile ya. Sen şöylesin, sen böylesin. Ay var ya onu ben. Gelen kişi hepimizin karakterini biliyor baştan. Sen hepimizi izlemiş. Sanki ben derim, sen kimsin diye. Önce ben derim, o diye. Zaten ben zor biledik herkesi, zor törpüledik. Ay yeni evet, bu şeyi bozmasın ya. Hüseyin evdeki zor günlerden sonra yaşanan dayanışma havasına vurgu yaptı. Bakın şu son birkaç günde gerçekten zor ve birbirimizi hani böyle yeri geldi kırıcı, yeri geldi mesela üzücü şeyler de oldu. Bugün Oktay'ın elenme haberini duyduktan sonra. Evet. Ama evde şu an yine böyle bir pozitif bir enerji var. Bunu ben hissediyorum ki inanmam ben böyle enerjilere falan yani bir şey var. Sen de inanıyorsun. Ama öğreniyor şunu yani, gerçekten yapalım. Hani alalım elimize sıcak içeceklerimizi veya kolamızı yani, inşallah olur kolamızı. Şey oturalım bir sohbet edelim. Sen kendi çok geçmişinden güzel bir şey anlat. Tamam. Demir sen anlat. Kimse sen anlat. Aynen. Hiç bunu anlatmadık daha ya. Bana bak hiç anlatmıyor ya. Espri anlat. Aynen. Espriler yapalım. Fıkra anlatalım. Aynen. Gülelim. Güreş yapalım. Sen işte hadi oradan diyeceğim. Aynen. Hüseyin gelmesin kimse ya. Vallahi bilmiyorum. Gelirse Onur kardeşim çok güzel bir kız istiyor. Yani onu dikkate alın. Yakışıklı yani bir erkek de olabilir ama kolay kabullenmeyiz yine. Evin kızlarına göre sonradan bir yarışmacının aralarına katılacak olması büyük bir haksızlıktı. Ay çok büyük haksızlık ben ya. Ben istemiyorum. Mesela bana bir şey dese veya çöpürüm mesela yani sen sıkıntı olur. De erdin, aynen de belki de zorlayacak işte hepimiz de tanıyacak. Ben evde en sinir olduğun kişiyi düşün, gene ondan çok değer verir. Ben şu anda yani öyle bir şey düşünmüyorum. Ben de hiç düşünmüyorum. Dillendirmeyelim bak. Dillendirdikçe yükseltiyoruz. Öyle zaten evet, bir şey olmayacak yani. Diye. Sürpriz yapmasın Big Brother bize. Oktay yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Big Brother Türkiye evinden diskalifiye edilmişti. Ev halkı. Seyretmenizi istediğim bir şey var. Oktay abi geri geliyor. İnşallah. Ev halkı Big Brother Türkiye evinden ayrılmak zorunda kalan Oktay'ın yerine gelecek olan yeni arkadaşlarının görüntüsünü dikkatle izlemeye başladı. Ben Emrah Karakaş, 30 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Şu anda oyunculuk ve modellik yapıyorum. Tekirdağ'da doğdum fakat İstanbul'da abimle yaşıyorum. En yakın arkadaşım abim. Ailemle konuşamamak beni Big Brother evinde gerçekten çok zorlayacak. Arkadaşlarım hep güzel güldüğümü söylerler. Zaten gülümsemem tescillidir. Türkiye'nin en iyi gülen erkeği seçilmiştim daha önceden. Güzel bir gülümsemeyle insanlara güzel enerji vereceğimi düşünüyorum. Basketbol oynamayı çok severim. Boş zamanlarımda fitness
yapıyorum. Saygısızlığa tahammülüm yoktur. Temizlik özellikle benim için çok önemli bir şeydir. Kokuları çok net alan ve kötü kokuyu da alabilen biriyim. Umarım evde de böyle şeylerle karşılaşmam. Ben çok sıcakkanlı bir insanım. İnsanlara çok çabuk güvenirim. Bunun yanlış olduğunu anladım. Bu evden çıktıktan sonra benim için her şeyin daha da güzel olacağını düşünüyorum. Ben Big Brother evine dost kazanmaya değil, 1 milyon almaya geldim. Yalnız bak, dedi ki dost kazanmaya değil, 1 milyon kazanmaya geldim. Big Brother Türkiye evi heyecanla yeni sakinini beklerken yorumlar da birbiri ardına geliyordu. Emrah'ın evde kalıcı olmayacağını düşünenler de vardı. Tescilli öyle güzelmiş. Misafir iyisiniz, sizden yakışıklı değil yani. Misafirimize iyi davranalım, ne öyle demeyin. Seda. Misafir. Seda. 5 günlük tatile gelmiş. Aa, anlamıyorsunuz misafir. Ya. Aramızda satıcılar çıktı. Gelecek, gelip gidecek. Anlamıyorum. Misafir 5 günlük. 5 günlük tatile geldi şey misafir. Sonra gider nasıl vallahi olsa. Kimi yazacağımı düşünüyordum. Tuğra'yı çok beğendin değil mi? Acayip. Burada var ya elim ayağım böyle boşaldı falan. Şşş Tuğra. Çok sevdim. Herkesin içinde bir şey söylemek istiyorum. Hüseyin abi bu kadar seni bile karşımıza aldık ama Arsa özür dilerim artık buraya kadar. Çocuğu görünce ben... Ben de kabul ediyorum yani. 1 trilyon almaya gelmiş. 1 milyon. Ha okey. Ha tamam. Ha olur. Biz de ona vermek için burada bekliyorduk. Hepimizi biliyor. Bakın arkadaşlar hepimizin konuşalım. Hepimizin karakterini biliyor. Hepimizin karakterini biliyor. Evet. Kime nasıl davranacağını iyice inceleyelim. Ona göre... Aramızda tutup tutmayacağımıza karar veririz. Yani yazıp yazmayacağız. Belli tutmayacağımız, tutup tutmayacağımıza ne karar veriyoruz? Bu da hala hümanist. Tutmuyoruz. Hümanistim. 5 günlük geldik. Tatile gelsin, baksın, şöyle bir gelsin. Big Brother'ı bir şey yapsın, sonra bay bay. Bak, ben neyi hazmetmiyorum biliyor musun? Aynı beraber gelsek benim için sıkıntı olmaz. İşte ben de şunu söylüyorum. Bakalım davranışları nasıl olacak? Yani birisine mi yönelecek burada? Birisine mi işte mesela bana saldırabilir. Ben şeyim ya böyle şeyim. Bana saldırıyorsa kesin beni öyle şey yapıyordur. Derken... Arkadaşları daha Emrah'la tanışmadan Gökçen'le ikisini birbirine yakıştırdı. Bence sana aşık olacak Gökçen. İçimden şöyle bir şey geliyor. Gökçen aşık olacak çocuğa. Ben mi? Evet. Ben de aşık. Hüseyin sen beni hiç tanımıyorsun ya. Aynı yaştasınız Gökçen. Deyip de olursa? Hiç olmadım ki. Nelerini gördüm yani hadi okuyayım Allah aşkına. Tescilli aşık olması bir gülüş yani. Tuğra Emrah'ın Oktay'dan daha güçsüz bir rakip olacağını düşünüyordu. Ya Oktay abiden sonra herhalde öyle güçlü bir adamdan sonra bana yani. Elenen değil kişilerden birinin ya Alpan'ın ya gülüşüyle de tutunamaz ayıp da yani. Oktay yatağa kalsın yani. O ayrı bir şekilde. Oktay'ın yerine eve yeni birinin gelecek olmasını kabullenemeyen Rezan, Big Brother Türkiye evini bir hayli sahiplenmiş görünüyordu. Kimseyi de sokmam da. Helal olsun. Yürü be Rezan! Onu nereden buldun? Rezan ne yapıyorsun ya? Helal olsun Rezan. Ceza yiyeceksin ha. Protesto, bu protesto hepimizin protestosu. Aynen. İstemiyoruz. Şimdi ailesi sonra izleyiniz yazık. Çok az kaldık. Bir kişi gelsin, iki kişi gelsin hatta. Ya ne için ötüyor bu alarm? Kural hatası. Kapıdan demiri çıkarın. Hayır ya. Eve susacak şimdi. Bak susacak. Kural hatası. Bravo Rez. Arsel yatak belliydi zaten. Niye konuşuyorsunuz ki? Pufu verecektik ya. Ha yuvarlak olanı. Mesaj gitsin. Hadi artık saçımı boyayacağım. Gel ben de size diyecek ki sizin verdiğiniz yatakta ben uyumak zorunda değilim. İstediğim boş yatakta uyuyabilirim. Oo, bir ani çıkış da yapabilir. Vallahi bu evde tek savunan sensin. Ben artık başka Hayır. şeyler düşünmeye başladım. Ani bir çıkış da yapabilir. Ona göre hazırlıklı olun diyorum.
ev halkı Emrah'ın hangi yatakta yatacağını tartışırken Hüseyin son noktayı koydu. Hüseyin abi, Alpan'ın yatağını veriyoruz. Onun isteği burada geçmez de. Aynen öyle. Hangisini verelim? Alpan mı? Alpan'ın yatağını ya da Yasin'in. Alpan mı? Bana göre şu... Yasin'inkini verin. Söyleyin ben... oğlum. Bak o da ver diyor. Ya Oktay'ın oraya mı? O ne Oktay, ya? Ay, Oktay'ın yatağını Oktay verdi. Alpan değil mi? Alpan. İlk gidenin yatağı Alpan. O yüzden Alpan'ınkini veriyoruz. Gülümsemesi tescilliymiş. Haksızlık, senin buraya gelmen mi diyeceğiz? Aşk olsun. Sırf birilerini kıskandırmak için Emrah kullanacaklar. Gerçekten buraya dosya vermeye gelmemiş. Biraz sessiz böyle, etrafı çok dedirtiyor. Şeylik var. Emrah'ın görüntülerinin izlenmesinin ardından ev halkının heyecanlı bekleyişi sürüyordu. Bu sırada konuşulan tek konu evin yeni sakinine nasıl davranacaklarıydı. Benim mutfağıma dokunmasa. Onu paralarım. Ya bırak bulaşık olmayı da. Bir araya girmesin. Ev halkı. Hemen salonda toplanın. Ev halkı Big Brother'ın çağrısıyla salonda toplanırken Onur ve Hüseyin sohbetlerine devam ediyordu. Ama abi o çocuğu aldılarsa vardır onda bir şey, biliyor musun? Şey, bir çocuk değildir yani. Sesle sergin, pasif kalacak bir çocuk değildir. Senin için iyi oldu ya. Ya ben iyi anlaşıldığını düşünüyorum yani, ama belli olmaz bu işler. Bence çocuk geliyor. Oradan mı gelecek? Pil yok. Oradan geliyor. Meraklı bekleyişi Big Brother sonlandırdı. Ev halkı. Yeni ev arkadaşınıza merhaba deyin. Hayır. Sadece tebessüm. Sadece. Abi, hayır yani, bir herkes merhaba desin yani. Merhaba. O kadar. O ne getirdin? Yok, söylediğinde bizi mi kandıracak? Tatlıyla bizi kandırabileceğini mi zannediyorsun? Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Yardım etmez misiniz bana? Tamam. Ne kadar da saygılı bir çocuk. Neymiş? Merhaba, hoş geldin. Yardım sağlık. Merhabalar. Emrah ben. Sinan da çok saygılı. Arkadaşlarının meraklı bakışları eşliğinde eve giren Emrah tek tek herkesle tanıştı. Ev halkı Emrah'ı daha yakından tanımak için can atıyordu. Emrah ben. Ne? Fasta mı? Kandırmaya çalışıyor orada. Yemeyin sakın. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Onur. O gelmeden önce biraz şakalaştık aramızda. Hani onu dışlarız, öyle yaparız, böyle yaparız gibi konuşmalar yaptık. Ama hani sonuç olarak o da bizim gibi hayalleri için buraya geldi. Ve onun için de bir fırsat. Bakışları soğuşturmada gitmedi çok fazla. Böyle gardını alarak gelmiş. Belli hepimizi tanıyor. Yani o kadar avantajlı ki yani. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Eve girer girmez ilgi odağı olan Emrah, arkadaşlarının sorularına yetişmekte zorlanıyordu. Tekirdağ'dan mı geldin? Tekirdağ'dan geldim. İstanbul'da yaşıyorum da. Tekirdağ'lıyım. Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorsun? 2004'ten beri buradayım. Ha, uzun zamandan beri İstanbul'u seviyorsun. Evet, evet. Tekirdağ'ın neresi? Merkezden. Değmen altı falan. Ooo, güzel. Evdekiler Emrah'ı tanımaya çalışmanın yanı sıra ekranda nasıl göründükleri konusunda da merak içindeydi. Ya bir şey soracağım. Kilolu mu gözüküyoruz, zayıf mı gözüküyoruz kamerada? Nasıl gözüküyoruz? Böylesin ya işte. Böyle miyiz? Ve kilolu mu? Ben de gözüküyorum. Ben kilolu mu? Sen de öylesin. Hepiniz aynısınız. Kilolu mu gözüküyor? Aa, gözükmüyormuş. Vay, değil, buradan değil. Ekrandan nasıl duruyor? Ay, kilolu mu gözüküyor? Gerçekten beklemiyor mu yani? Söz suratta filan surat. Dur, bir sorayım ya. Sen de söyleyebilir mi? Birinci kural bunları asla söylememiz. Niye canım, suratımızın nasıl gözüküyor? Yok, hepiniz çok güzel çıkıyorsunuz gerçekten. Kısaca bak, genel bir bilgi verdim size. Hemen bize bir böyle güzel sözler. Evet. Yusuf halimle de mesela aynı mı çıkıyorum? Hepiniz aynısınız. Şeyi soracağım, ne getirdin?
Pasta. Erimesin. Pastaysa gel. Bence kız daha kesin getirsem mi? Olsun. Evet, ay pardon, isminiz ne söyle yapacağız. Emrah. İsmi söyledi mi? Emrah. Emrah. Ben istemiyorum. 12 kere ben geliyorum. Emrah, sen bizim için ne düşünüyorsun? Sen sizin onu için ne düşünüyorum? Şu an ne kadar şıksınız ya? Şık. Hepiniz ayrı ayrı bir şıksınız. Normalde şık değilsin mi demek istiyorsun? Evet, tabii ki değilsin. Bu olmadı belki. Ama hep bak, eşofmanla görüyorum, kızların saçları dağınık görüyorum. O seni de göreceğim bu da sabah uyanınca, nasılsın acaba? Göreceğiz bakalım. Belki sizi de teşvik ederim ya. Seni oyunlardan sonra görürüz biz. Yoruluyoruz, anlamıyorsun sen şu an. Yorulmuyor mu Hüseyin abi ya? Hüseyin Başkan nasıl çıkıyor ya? Onun hakkında bir yorum yapsan. Hüseyin böyle güzel çıkıyor ya. Güzel adam zaten Hüseyin. Tanışma faslı devam ederken Gökçen evdeki bulaşık yıkama görevini Emrah'a yükleme niyetindeydi. Arkadaşları da Gökçen'e destek çıktı. Şimdi sen geldin ya, tamam. Bir hafta bulaşıklar sana ait. Bunu bir... Lavabolar, şimdi biz bir aydır buradayız. Böyle temizlikler, bulaşıklar falan yıkıyoruz. Artık bulaşıklara yardım eder. Ne yaptın en son? Aa, sen nereden biliyorsun? Hani ara ara izliyordun. Yok, sen ne yaptın en son diyorum işte. Ya, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Bak, hatırlamıyorsun bile, bana yıkacağım beni. Yok ya, yaptım yani, en yemek yaptım. En son tavuk yaptın bize. Tavuk yaptım. Bulaşık yani yıkadım. Yıkıyorum zaten kendi bulaşıkları. Alışverişi yerleştirdik ya sen. Tabii, alışverişi yerleştirdim. Hadi daha bugün yaptım. Tamam, alışverişi ben yerleştirdim. Çok güzel yapıyorum o işleri. Alışverişleri ben yerleştiririm. Yerleştiren var zaten Demir. Yok, bulaşık yıkaman lazım. Onu evet. Da yaparız. Neyse, liderimiz şey yapar yani. Sinan şu bu bilmiyorum, haftanın lideri. Sinan. Kim o? En son sen ne yaptın? Bir böyle bir hafif atar gördüm yani burada. Yo, ne yaptın derken sen yanlış anladın. Hani sen nereden bulaşık yıkamışsın? Tamam ama işte ben bir aydır buradayım. Sen daha geleli yarım saat bile olmadı. Ve onun böyle kendiyle, dediğim gibi, böyle sanki bir prensesmiş gibi, biraz bekler misin Gökçen'cim falan diyeceğimi falan zannediyor herhalde. Öyle bir yaklaşımla ben kimseye yaklaşmam zaten. Kendimi de zor tuttum bugün. Bir şeyler söyleyebilirdim yani. Sevmiyorum çünkü öyle benimle konuşmalarını, insanların. Bana niye getirmedin? Senin baban uçuran mı bakka? Ağzına emek verken konuşma. Tamam. Ev halkı bir yandan Emrah'ın kendilerine hediye olarak getirdiği pastayı yerken bir yandan da Emrah'la kaynaşmaya devam ediyordu. Bu saatte yemek yiyoruz ya. Geç kalkıyoruz. Saat kaç? Saatte bilmiyoruz. Bu saatte yemek yiyoruz. Dış dünyadan 29 gündür haber alamayan ev halkı, kendileriyle ilgili ekrana yansıyan detayları merak etmekten vazgeçemiyordu. Haftada kaç gün televizyonda? Bilmiyorum. Ya hadi şimdi. 5 mi 6 mı? Bilmem. Oğlum, söylüyor musun? Tamam, fazla şey değil. Onu söylüyor musun? Oktay'ı da tanıyordum. Nasıl çıkıyorsunuz dedim. Güzel çıkıyorsunuz işte. En son ne ceza aldın? Hangi biriniz çirkin çıkacak? Eliniz üzgün işte. En son ne ceza aldın? Onu bilmiyorum ya. Ne ceza aldın? Senin bildiğin ne ceza aldık? Çünkü herkesten biliyor, herkes izlemiş, biz de biliyoruz. Yemek yemiyorsunuz galiba değil mi? Bir ara yemek yemediniz. Çiğ köfte mi? Ya ne var yemekte? Çiğ köfte var mı? Evet. Söyleme. Yemiyor. Hadi ya. Gökçen, söyleme. Ne yapayım şimdi, niye söylemeyeceğim? Nasıl, güzel bir çiğ köfte, lezzetli mi? Yok, çiğ köfte yokmuş ya. Yok mu çiğ köfte? Şey o, mercimek köftesi. Ha? Mercimek köftesi. Gökçen! Hatırlatma, istemiyorum. Tadamadınız da mı? Yiyemedik abi, sen ne diyorsun ya? Pastasıyız, yiyemedik. Vay, ben de mutlu oldum şimdi, var ya. Neyse, görünüyormuşuz kamerada. En az biz görünüyoruz. Ben hiç ekranda göründüğünüz gibi hissetmiyorum ben. Çünkü ev... Ünlüyüz yani biz, değil mi? Ev işte. Vay, ama ilk zamanlarda öyle hissetmiyordum tabii. İşi yaparak konuş, Onur. İlk zamanlarda öyle hissetmiyordum. İşi yaparak şurada konuş. Abi dur, bir adamla muhabbet edelim. Ya tamam, yaparak konuş oğlum. Onur sonunda dayanamayarak eve girmeden önce izletilen görüntülerindeki cümlelerini Emrah'a hatırlattı. Biz de senin hakkını şurabiliriz yalnız. He? Sadece sen bilmiyorsun yani. Ne duydunuz, anlatın. Videolarını izledik. Anlatın bana da. Para için. Benim izlediğiniz videoyu izlediniz yani. Para için gidiyorum falan yani. Çok kötü oldu ya. Yemişim dostluğu falan yani.
Ne oluyor mu? Vallahi sen gelmeden yarım saatte videonu yüzüyoruz biz seni. Para için... Ben öyle bir şey söylemem. Nedir? Benim için dostluk önemli değil, 1 milyon almaya geliyorum. Büyük ödül demişim, 1 milyon değil mi? 1 milyon. Ne milyon mu dedim? İyi demişim. Milyon mu? Milyon mu? Çok iddialı olmuş da yani, bilmiyorum. İyi olmadı bence burada. Ama yani belli olmaz. Alır mısın, alırsın, belli olmaz bu işler. Yani ön yargılı bakacak olursam Emrah'ı sevmemem lazım çünkü hani ben buraya para için geliyorum, dostluk kurmaya gelmiyorum demiş. Yine de ona bir şans vereceğim, onu tanımak istiyorum. Onu tanıdığım zaman daha net fikirlere sahip olacağım. Onunla biraz paylaşım yapmamız lazım, oturup kahvaltı yapmamız lazım. Oturup dış bahçede kahve içmemiz lazım. Bu işler kimin anlayacağınısı oğlu olacak. İdil, Emrah'a bulaşık yıkama konusundaki kuralları tekrar hatırlatma gereği duydu. Bugün sana iyi davranıyoruz, bugün sana bulaşık yok. Ne zaman kötü davranacaksın? Bakacağız. Oğlum öyle değil lan. Abi onu mu? Ne yaptın onu mu? Şaka, bende normalde bulaşık sırası var. Şöyle ikiye bölüyor. Bugün bende normalde, aynen. Akşam yemeği yapacaktık ama. Güzel, daha yerken. Bir şeyler yediğimiz için. Res! Bugün bulaşık sırası bende mi? Bunu yıkarsam yarın yıkamam ya, ona göre. Tamam. Bak bir karar verin ha. Pasta bulaşıklarını yıkayayım mı, yıkamayayım mı? Hayır hayır, yıkama yıkama. Ha, o zaman yarın yıkayayım. Herkes kendi tabağını yıkasın. Yarın artık ondan gibi bahsedeceğim. Günahına gelsin, yıkamam. Emrah bu kez de Hüseyin'in sorularıyla karşı karşıya kaldı. Ailen şeyde mi? Tekirdağ'da mı? Ne iş yapıyorlar? Emekli öğretmen. Annem baban. Babam emekli öğretmen. Annem, şimdi kendi işletmemiz falan var. Ha, babam sınıfında Ahmet vardı ya, sonradan geliyordu. Aynı o psikoloji ya. İyi çocuk değil mi? İyi, sen de öyle bir çocuğa benziyorsun da. Beklesem, göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim, sen Best Model'a katıldın mı? Abi, 2007'de girdim. Ben seni bir yerde hatırlıyorum ama nerede? 2007'de girdim. Neredeyiz abi? Ben seni gördüm galiba daha önce. Buradan çıktığında Şırnak Top olabilir. Modele girebilir miyim sana? Şırnak Top Modele. Girmez olur musun? Best Model of the World'sün yani. Onur ve Sinan modellik yapan Emrah'ın kendileriyle ilgili fikirlerini merak ediyordu. Model vücudu var mı anne? Terbiyeci model vücudunun tipine bak. Yok artık. Ben de var değil mi? Bakayım öyle falan. Ben de var ama. Sen ne var? Var mı? Sen kendine bak bebişim, demeyeceğim. Oğlum gel. Bak dışarıdan o gözlemiş. Bak. Bakalım ne diyecek. Kimde model şeyi var? Kimde var? Çocuğun gözleri kan ağlıyor şu an. Model böyle. Tam böyle hani işte. Sen ne anlarsın modellikte? Hüseyin'de var. Bitti, olay bitmiştir. Hüseyin sana yanaşıyor. Gözlerde sorun var, gözlerde. Gülümsemesi tescilliymiş. Haksızlık senin buraya gelmen mi? Aşk olsun. Sırf birilerini kıskandırmak için Emrah kullanacaklar. Gerçekten buraya dosya denmeye gelmemiş. Biraz sessiz böyle, etrafı çok dedirtiyor. Şeylik var. Onur sohbeti ara vererek Emrah'a rehberlik yapmaya karar verdi. İşin bittiyse seni bir gezdireyim mi? Hadi gel gezdireyim. Hadi gel bak. İlk durak erkek yatak odasıydı. Hüseyin ve Onur, Emrah'ın yatağının hangisi olduğunu anlattılar. Benim yatağım nerede? Senin yatağın, biz Alkan olarak düşündük şu. Nasıl, beğendin mi? Hangisi? Hepsi aynı oğlum, ne farkı var? Ne bekledin ki? Değişik bir şey yok yani. Nasıl, beğendin mi diye. Gel. Hepsi aynı zaten. Niye gelmiyorsun? Tamam iyi böyle işte, hadi gidelim. Daha içeriye gezeceğiz, buralara gezeceğiz. Gel. Allah Allah Allah. Sen bir şeyden mi çekiniyorsun? Burası Alpan'ın da ilk hafta gitti. En temiz yatak olarak gördük. O yüzden sana burayı uygun gördük. Oktay abinin yatağı boş bırakacağız. Yasin'in yatağı da boş bırakacağız. Emrah erkekler bölümünü gezmeye devam ederken bir sürprizle karşılaştı. Hoş geldin. Ama bunu bana da yapmışlardı. İlk yediğinde onunla da yapmıştı. Güzel. Ama hodri meydan, ona göre bak. Genelde ben kazanıyorum, Onur yatıyor burada. Niye? Ne bileyim, geçen taburunu ben kazandım, Onur yatıyor burada. Şurada 5 gün boyunca nöbet tuttuk bir köpekle kolyenin başında.
Plaza yedik 5 gün boyunca Soğuk'un karşısında. Emrah evi gezdikten sonra arkadaşlarının yardımıyla eşyalarını yerleştirmeye başladı. Birlikten kuvvet doğar. Doğar doğar şey. Adımı sen dışarıdan biliyordun yani değil mi? Abimin ismi. Abinin ismi ne yani? Nereden biliyorsun? Bak abinin ismi diyorum. Çok önemli işte bak. Sen şimdi kardeşinin ismi benim ismim olsa benim ismini unutur musun? Ha. Senin kardeşin var mı? Var. Ablam var benim de. Öyle mi? Aynen. Emrah eşyalarını yerleştirirken kızlar evin yeni üyesi Emrah'la ilgili ilk izlenimlerini paylaşıyordu. Ya ben gene de çok acımasız olmayalım diyorum. Ha, tabii ki kankamız olsun içimize alalım değil ama aynı durumda ben de olabilirdim, sen de olabilirdin. Şu an o da yalnız hissediyor. Hepiniz bir bütünüz öyle düşün. Evet. Rakip olarak görmem yani evet. Bunu bak. O kadar açık mı ne söylüyorum? Ben ne diyorum deminden oyunlarda. Beri? Sen ne diyen oyunla var ya, bunu lider, baş başa bıraktık, bak Kur'an çarpsam yerim olmaz. İşte yerim ama ben güçlü olabilir, bilmiyoruz hiçbir şey. Aynen öyle. Güçlü de olabilir, basketbol oynuyorum falan filan dedi. Aa. Evet, VTR'de basketbol oynuyorum dedi. Ha işte biz yani. O kadar çığlık attık ya, ben anlamadım bile VTR'sini. Ben şey bir sandım, bizim VTR'lerimiz çıkıyor sandım. Ben de mutlu oldum. Ben de bir mutlu oldum, aynen. Ben kutucukları görünce dedim ki, ha biz. Öncelikle şuna sevindim, bir erkeğin gelmesine gerçekten sevindim. Çünkü hep içimde %50 bayan, %50 erkek. Bayan gelirse zaten bayanlarla biliyorsunuz en çok bu evde olay çıkaran, tartışan sürekli bayanlar. Ve oda olarak da bayağı bir kargaşa olan da bayanların odası olduğu için hep içime dönüp ki bayan gelmesin. Erkek VTS'ini izlediğim zaman sevindim. Kim sordu evli misin diye? Orada biri bir şey sordu. Evli misin diye, ben sevgilim var mı diye sordum. Arsel'le makara yapıyorduk, o anlamda sorduk. Yok, kız değil erkek sordu. Ha, onu sormadım. Sinan mıydı sordu? Biri bir şey sordu. Sinan da bana böyle yapıyor. Dedim ya bir gidin. Allah aşkına şaşı değiliz. Ya aynen, çok şükür gözümüz var. Kızlar Emrah'ın dış görünüşüyle ilgili ilginç benzetmelerde bulundu. Çocuğa yeni çıkmış popçu gibisin, menajerin zincir mi taktı dedim. Burada gelmiş diyorum ki insan evladı kendisi. Ama gerçekten etilerde çıkacakmış. Burak Kut havaları, Burak Kut'un ilk çıktığı klipler. Emrah'ın kızların yanına gelmesiyle sohbetin konusu değişti. Nasıl hissediyorsun Emrah? Normal. Yani beklediğin bir beklentin vardır. Karşılayabildik mi? Bir beklentim yok işte. Nasıl olacağını merak ediyorum. Yani kendim doğal olarak geldim ve nasıl karşılayacağınız çok önemliydi aslında. Güzel bir karşılama. Niye kötü sonuçta karşılaşıyorsunuz? Sonuçta hepimiz insanız yani. Ne yapacağız? Git mi diyeceğiz? Aşk olsun. Haksızlık senin, buraya gelmem mi diyeceğiz? Aşk olsun. Sevindiniz mi ben geldim? Nasıl? Havalardayım dışarıdan biri falan. Saattir. Bak bir ay sonra havuza girdi yani. Böyle o kadar sevindi ki atladı suyun içine. Bir ay sonra dışarıdan birini görmek. Vallahi sen işte ne gördüysen, kim nasıl reaksiyon veriyorsun. Anlamışsındır. Oldun insanlarız. Hani sana kalk git niye gelmiş? Senin bunda bir şeyin olayın yok sonuçta. Emrah eve gireceğinden ev halkının haberi var sanıyordu. Benim geleceğimi biliyordunuz değil mi? Hayır. Bugün öğrendik işte. Bir yarım saat önce veteran gelmedi. Yarım saat önce veteran. Big Brother bizi buraya topladı. Biz kendi veterinerimiz elinden alacaktık. Bir baktık ki bir çocuk gülümsemesi tescilliymiş. Sonra hani aradan yarım saat geçtikten sonra tekrar anons geldi, kapı açıldı. Ben yani gülüşünü o kadar şey bulmadım ya. Yani Türkiye'de bu mudur yani? En iyi gülen Emrah mıymış? Ya etkileyici, böyle kendini böyle çekecek falan bir gülüş değil. Ama güzel tabii yani. İdil'in Arsel'le olan bağı da sohbetin konusuydu. Bunlar bu arada Rich ailesi, zaten biliyorsundur. Rich ailesi. Kızımızın başı bağlı, çıkınca evlendireceğiz. Kalp. Biz evin en zengin çiftiyiz. Yani şimdilik hayaller ve hayatlar. Drink drink drink. Evlenecek misiniz çıkınca? Evet. Ya hayır öyle değil ama beraberiz yani. Babasıyla tanıştıracak yani. Babacığım. Arkadaşlığın bir tık. Bazen iki tık üstü. Arkadaşlar bir tık üstü. Tık tık, tıkır tıkır falan. Tıkır tıkır onlar. Hayırlısı ya. Biz gün içerisinde 7 kere 8 kere ayrılıp barışma özelliğine sahibiz. Her gün bugün bitti diyor ve dinlemeyip ben diyor. Çıkıyorum mesela. Olmaz, alışırsın iş, ona. O iş olmaz. Sana ne be? Biz hayır, biz böyle dil dolu bir çiftiz. Her gün ayrılıp o barışırız. O değilik değil, o iş olmaz. Ay sen bak ne diyor? Ne? Bence sus. Bence sen de sus. Yok bir şey canım. Yok bir şey canımın içi. Ah, ah canımın içi. Merak etme. Hiç merak etmiyorum zaten ya. Sırf birilerini kıskandırmak için Emrah kullanacaklar. O yüzden daha fazla diyaloğa geçecekler. Daha samimi olacaklar. Neyse ben gezmeye devam.
Bence evet, de. Bence de sen gez. Emrah yanlarından ayrılınca kızlar İdil ve Arsel ilişkisiyle ilgili konuşmayı sürdürdüler. İdil arkadaşlarına taktiğinden söz etti. Sen niye kavga ettiğini söylüyorsun? Sakın. Söylüyorum ki. Eli adamına. Hayır. Mutlu gidiyoruz. Niye söylüyorum biliyor musun? Muhteşem. Kavga ettiğimizde sanmasın ki ayrılacağız. Barıştığımızı bilsin. İdil arkadaşlarının yanından kalkınca kızlar onu eleştirmekten de geri durmadı. Az değil. Reçi kıskandıracağım diye kan çıkartacak evde. Çocuk iyi ama çocuk iyi cevap verdi. Hiç merak etmiyorum dedi. Bana ne der gibi. Reç. Çocuk zaten vurdum duymaz ki umarsız. Hayır. Kıskanmıyor ya. Bak İdil o kadar iyi çözdü ki Reç. İdil sürekli kıskandırmaya çalışıyor tamam mı mesela? Reç hiç umursamıyor. Umursamadıkça da kriz geçiyor. Sinir oluyor anladın ama mı? Ama bir şey diyeceğim ki kim mi kimle kıskandırıyor? Topu topu 12-13 kişiyiz. Hepimiz kardeşimiz demişiz. Ama sana kim söyleyeyim mi? Eğer bu çocukla böyle şey olursa yemin tekme tokat birbirlerine girerler ha. Hayır be. Erkekler bizim gibi değil. Bir tartıştı mı? Yavrum. Arsel kanına kıpırdan küçük küçük parmağını oynatmaz. Aynen. Funda Emrah konusundaki düşüncelerinden emindi. Arkadaşları da onu destekledi. Abi çocuk da aşırı bir, bu evde hiç olmayan farklı bir sinsilik var. Çok. Bu evde ben hiç kimsede görmedim onu biliyor musun? Ben de hiç kimsede görmedim. Abi izliyorum hayretler içerisindeyim. Şöyleyim ya, hayretler içerisindeyim. Fark ettin mi? Kimsede net. Olmayan böyle, şöyle bakıyor çocuk zaten. Şöyle şöyle. Ve hiçbir şey zaten yorum yapmıyor. Zaten biz bu tarafa bir bayağı bir şöyle. Çocuk insanlarla da diyor, yani kimin ne olduğunu biliyor ayrı ama İnsanlarla diyaloğa da giriyor. Sonra oradan oraya mesela gidiyor. Burada durdu mesela. Burada anlayacağını anladı mesela. Ne duyacaksa duydu ve hiç yorum yapmıyor. Bir iki tane yerde giriyor. Onda da laf geçiriyor. Şimdi oraya gitti. Yani, bize geçiremiyor ama. Ama yok biraz yine ufaktan ufağa. O ne dedi ki bana? Ya hayır mesela atıyorum. Olmaz o iş, olmaz o iş diyor mesela. Hani. Bir şey söyleyeyim, sevemedim. Ben de sevemedim. Bak ben bir insanım. Bu çocuk çok hırslı. Tamam mı? Bu çocuk gerçekten buraya dost edilmeye gelmemiş. Şu an sana bir arkadaş. Şurada kalıp, bu evde kalıp arenada o çocuğa haddini bildirmek istiyorum. O iş sende yavru Ceylan. Kızlar salonda Emrah'la ilgili sohbetine devam ederken aynı sohbet mutfak tarafında da diğerleri tarafından yapılıyordu. Neyi, ilişkini ne yorumladı? Ne dedi? Şey dedi ki Seda, onlar dedi çıkınca evlenecekler dedi. Dön evlenecek misiniz dedi, hemen kayıpıyoruz. Yani falan yaptım böyle, olmaz o iş dedi. Pardon dedim ben de. Olmaz o iş, olmaz dedi. Pardon dedim tekrar. Kaldım. Gıcık. Ondan çok acayip sinsilik hissettim. Başka hiçbir şey hissetmem, hislerim. Dedim zaten hislerim çok kuvvetlidir dedim. Böyle yaptım. Sinsilik hissettim. Ve altın hislerim hiç yanılmıyor. Şeylik var. Uğursuz ya. Uğursuz. 13. girdi zaten. Yalnız baktım ben Hüseyin abi hiç konuşmuyor çocuk. Bu çocuk seninle konuşmaya girecek bak gör. Niye ben? Bence Gökçen'le girecek. Gök yok. Bir de yaş olarak da biraz şey ya. Şey olarak fikrim seninle uyuşuyor diyecek. Ha yardım isteyecek. Yardım isteyecek. Aynı oldu. Güzel yardım hadi. Ben Emrah'ı Yasin'e benzettiğim için uzak duruyorum ondan açıkçası. Gerçekten uzak duruyorum. Çünkü hareketleri de benziyor. Tavrı, konuşması, böyle sert sert bakıyor, ondan sonra bir anda gülümsüyor. İdil Hüseyin'le aynı fikirde değildi. Şey diyorum. Aha yaz Gökçen'le de yakınlaşacak. Görürsünüz. Onunla da olabilir. Görürsünüz. Gökçen yakınlaşacak mı? Emrah eve girdiği andan itibaren herkesle muhabbet ederek ısınma turlarına devam ediyordu. Neyse burada zaten kafayı yiyeceksin sen ufak ufak. Çünkü burada ekmeği hani, bırakıp kafaya şursun. Aynen öyle. Niye? Çünkü bütün kızlar fark etmişsindir evlenememiş. Nedeni ne biliyor musun? Pasaklı olduklarından dolayı. Ben kabul etmiyorum o dediğini. Seni tenzih ediyorum. Beni de tenzih edersen sevinirim. Sen hiç mutfağa gitmiyorsun. Seni hiç tenzih etmiyorum. Ne? Mutfağa hiç girmiyorsun. Seni hiç tenzih etmiyorum. Seni hiç mutfakta görmüyorum. Bugün gördüm. Sen ne yapıyorsun da, peki? Süngerle değil elinle siliyordun. İkincisi bak. Sana yazıklar olsun Hüseyin. Allah'ım ya. Yaşıtız dedik. Bağrımıza tamam. Bastık. Tabii, kardeş dedik. Ben sana kardeşim değilsin demiyorum ki. Ben kardeşime de söylerim yanlışını. Ya ne yanlışı ya? Neye göre yanlış? Emrah verdiği molayı bitirdi ve eşyalarını yerleştirmeye devam etti. Duydum ki en dağınık senmişsin Onur. Duydum. Nereden duydun?
Demir soğudu. Bak cevabım doğru var. Doğru söylemiş. Cevabım var, gördün mü? Yani bak, anlarsınız da. Şuraya bak, anlarsın. Arkanı. Gördüm, onu da gördüm. Onur ve Sinan bir yandan Emrah'a yardım etmeye devam ederken bir yandan da birbirlerinin fiziksel özelliklerini karşılaştırmaya başladılar. Sen kaç kilosun? 83. Hadi ya, ama daha kilolu gösteriyorsun. Boy kaç? Yanakların şey senin, dolgun. Boy kaç? 87. Kim daha uzun acaba? Ben bir sene bir geldim. Ben. Kafa kafa. Ama ayakkabıdan falan. Yok, ben daha uzun. Sana bir söyleyeyim mi? Sinan senden daha uzun. Ben daha uzunum. Görüyor musun? Evet. Ben daha uzunum işte. Ya ben daha uzunum. Baksana. Omuza bakma, kafaya bak. Hayır, senin saç. Kafaya saç, bakma abi. Senin saç saçta bir şey yok işte bu. Anten gibi. Al. O yatırmış onu, yan yatırmış. Aynı gibi bir şey oldu. Al işte bak. Aynı gördün gibi mu? Bir şey. Demek ki sen de 87'sin. Emrah'a göre evin en cesur kişisi 2 aylık eşini bırakarak Big Brother evine gelen Hüseyin'di. Mesela Hüseyin'in yaptığı büyük cesaret. Bekliyoruz. Ne gibi? Ne bileyim. 2 aylık muhabbeti. Yani demek ki bir idealimiz var o yüzden. Hayalin olmasa, bir amacın olmasa gelmesin abi buraya. Bir ideali olmayan bir insan hayatta yaşayamaz zaten. Gördün mü? Önce kariyer. Sonra para. Arkadaşlarıyla sıcak bir sohbete dalan Emrah, Sinan'ın mankenlik becerilerini test etmek istedi. Yürü bakayım şöyle. Ya ben vallahi ben de hiç... Oğlum çekinme, yürü ne olacak? Tip var değil mi? Dakikaten ne yapacaksın tipi? Hadi yürü bakayım Sinan, al buradan şuradan. Hadi bir görelim. Abi şimdi yemeyin. Hadi yürü yürü. Bak alabildiğine yürü. Hadi yürü, ben de dinleneyim, biraz yoruldum. O nasıl yürümek oğlum? Ne yapıyorsun? Kapıya git, oradan gel. Manken gibi yürü. Ama bir oylama yapmamız lazım. 10 üzerinden kaç veriyorsun abi? 10 üzerinden 2 Sinan'a 1 sana. Çok da başarılı olan geçti. Değil. Daha güzel. En azından ver şansın. Onur çok sallandın. O yüzden bir puanını oradan kırdım. Karşıya bakmadan yürüyorsun. Karşıya mı bakman lazım? Seyirciye oynuyorsun. Benim gibi gözler ver. Kıyafetimi göstereceksin, kendini mi göstereceksin? 2 puanı oradan kırdım. Kaldı kaç? 7 mi? 7. Zaten abi ben kim nereden kırdım? Ben boyun Sinan'a göre kısa, bir puan da oradan kırdım. Kaldı 6. Ama tipten kurtarıyor herhalde. Tipten hadi eşitsiniz diyelim. Bir de şey yap, 3 tane belirgin seyircisi var, 3 puan da oradan gitti. Makyaj yok, bir puan da oradan gitti, kaldı 5. Bak şimdi daha iyi. Ama saçı var. Saç güzel, de oradan kırmadık. 5 diyorsun. Gelince pozda yan yana duramadınız, ikinizden de kırdım oradan. Ya Allah'ın sen bir gel, onlara gerek yok. Şu tipe bak. Allah'ın sen şu bir tipe bak. Abi biz gayet iyiyiz ki. Biz, sen inanıyor musun manken olacağına? Bakayım. Hayır abi ben... Neydi? Bir bakar Johnny mısın tip. Abi? Johnny tip. Brad tip. Brad tip. Brad Pitt. Brad tip değil, Johnny tip. Tip. Emrah'ın ev halkıyla yakınlaşma çabaları sürerken son eleme gecesinden biri Yasin'in dışarıda bir kız arkadaşı olduğunu düşünen Rezan bu durumu bir türlü sindiremiyordu. Benim kafamda Yasin'le ilgili çok net şeyler oluştu. Bir durum domino taşı gibi taka 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 her şeye oturdu. Üstümden o kullanılmışlık şeyini atamıyorum. Ya bir insan duygularıyla böyle oynanmaz. O gitti, ben bilmem kaç saat hani söz verdim kendime. Ağlamayacağım, söz verdim kendime. Ağlamayacağım. Ama hala ben hayali hala koymuyorum. Bir de ben salak gibi ağladım. Daha ben hayal olayını, yani dışarıda aslında bir sevgilisi olduğunu daha ertesi günü akşam üstüne doğru falan idrak etmeye başladım. Ve nasıl bir oyuna geldiğimi daha yeni yeni anlıyorum. Hüseyin'le konuştuk. Hüseyin'le şu an aramız çok iyi. Yani anlaştık, konuştuk iki medeni insan gibi. Yani bir şey söyleyeyim mi size? Hani
Yasin gitti. Ev düzeldi. En üzücü şey de senin nasıl bir kalbin var ki dışarıda seni bekleyen veya hani bir hadi belki... Valla ben ne bileyim ya. O kız bunları seyretmiyor mu? Adam bir yandan dışarıdaki hayali idare etmeye çalışıyor, bir yandan içerideki Rezan'ı idare etmeye çalışıyor. Hiç olmazsa ne bileyim. Belki de açıklanır ondan bir şey. Ama öyleyse sana niye böyle, seni niye bu hale getirdi? Beni niye bu hale getirdi? Big Brother Türkiye evinde Emrah'ın ilk gecesi uzun sürdü. Seda Emrah eve girdiğinden beri arkadaşlarıyla onun hakkındaki olumsuz izlenimlerini paylaşmıştı. Mutfakta iş yaparken yanına gelen Emrah'a ise arkadaşlarının temizlik konusundaki umursamazlıklarından dert yandı. Bu ya, ne güzel onların. Bunu ben çıkarmazsam... Düzenli. Aynen çok temiz. Sen evin anası gibisin ya. Aynen. Mutfak. Mutfak, yemek. Çamaşır. Hepsi bende. Bilmez de yani. Daha çalıştırmayayım makineyi. Bunu çıkarmazsam bunlar bozulup gidecek. Kimse zaten ne geldiğini bilmiyor. O kadar yeniyor mu ya? Hı? O kadar yenecek mi şimdi? Ortaya koyacağım işte. Alsın. Yemek isteyen soysun, atıştırsın. Bir kasa daha var çünkü arkada. Kont evimizin maskotu. Canlı gibi duruyor değil mi gözleri falan? Biraz korkunç. Neyse bir şey anlatacaktım şimdi anlatmayayım. Onur'un takıntısı o. Aç falan, açlık falan ama. Sızılmış. Ben mi? Hı. Yemek yedim ben ya. Salam, kaşar peynir, tost. Zaten 7-24 orada tost makinesi. Saatte de zaten istemiyorum. Saati bilmiyoruz ama yani geç olduğunu düşünerek. Uykumda gelmem. Hmm. Sen geldin mi? Uyku sıkıntısı var burada. Niye? Geç uyuyamıyoruz, yani geç yatıyoruz. Geç diye düşünüyorsun. Kalkıyorum, hava kararmış. Bir değişik oluyor. Sen bu görev... Bugünün iki kişisine ait ama... Kim onlar? İdil'le Arsen. Bulaşık işi mi? Her gün iki kişi. Akşam yemeği, bulaşı. Yerleştirmek, yıkamak, tencere, tava ne varsa. Ama gel gör. Akşam yemeğinden sonra mı? Şimdi sabah herkes kendi yaptığını yıkar. Öğlen de herkes yiyip içtiğini yıkar. Akşam da her gün iki kişi var. Akşam sofrayı serer, yani masayı hazırlar, masayı toplar, makine yerleştirir ya da fazlasını yıkarlar, yerleştirirler burayı. Burası tertemiz, ertesi günkü gruba kalır. Ama şu anda yani buranın böyle olmaması gerekiyor. Bunların yerleştirilmiş olması gerekiyor. Peki o dört kişi olsa daha iyi değil mi? Yok çok basit zaten ya. 12-13 tabak olacak, çatak olacak, kaşık olacak, bir şey yok. Biz zaten yemekleri hazırlıyoruz. Biz derken ben hazırlıyorum. Ne yemek yapıyorsun? İstediğin her yemeği. Yeter ki bir şey söyle. Emrah ve Seda mutfaktaki kısa sohbetlerinin ardından Çağla'yla sohbete daldılar. Ya sana bir şey söyleyeyim, çok enteresan. Bak gerçekten diyorum. Yani hiç yapmam dediğin, yani kesinlikle bak hiç yapmam dediğin şeyden dönebiliyorsun biliyor musun? Ve kendi karakterin o zaman kızıyorsun kendine. Çünkü diyorsun ki ben nasıl bunu yedim ya da ben nasıl bunu mesela yuttum? Ben işte dışarıda olsam asla affetmem. Nasıl anladın mı? Böyle o kadar değişik bir şey var ki bir türlü o kadar söylenen sözler onlar bunlar şunlar hepsi unutulmuş. Best Friends Forever devam mesela anladın hiç mı? Hiçbir şey olmamış ki ama... Normal hayatta olsa selam vermiş. Vermezsin, mümkün değil ama yani. Ama burada mecburen şu an surata bakıyorsun. Yani surata da baksan benim şu an konuşmadığım var mesela ama... Yani... Ya bir şey yapıyor, gülüyor ister istemez. Gülmüyorum ben. Ama gülüyor. Senle de 10 gün konuşmadım. Şimdi? Kankeyto. Ne olduysa bu kankalardan geliyor. Hiç iyi ayakta değil ya. Şimdi... 10 gün niye konuşmadınız?
Kavga ettik öyle. İzlemişsiniz zaten bunu bizi yorma da. bu konuda yorma yani. Hani konuda son bir yorma. Haftayı anlatalım da. Çok başta olan yani ilk haftada olan bir şey. Bu evdeki çoğu insandan daha fazla kin... Ya öfke ve şey var yani. Ya saklamıyorum. Unutamıyorum ben kim derim diyor. Unutamıyorum yani. Unutamıyorum. Ben de kim derim. Unutamıyorum sen yani. Sen sinsisin de. Yüzüne söylerim çat. Ben mi sinsiyim? Ben sinsiyim daha yeni geldim. Tanımaya çalışıyorum sizi. Ondan sinsisin sen diyorsan. Sen çok fenasın. Sen insan çözemiyorsun sen daha. Sen çok fenasın. Ben çözüyorum. Tak tak tak. Kime notumu vermişsem cuk oturmuştur. Şimdi Gökçen. Gökçen alır bence arenada panter. Sarı. Sarı. Rezdan'dan umudum yok. Tura da gerçi çok hırslı şu anda. Ben o arenadan abi, Tura, bu çıkacağım dedi. Nereden biliyor? Ya öyle doğuyor. Her doğan çıkmadı mı? Her hiç doğan hayır. Çıkmadı mı? Çağla sohbetin devamında evin yeni sakini Emrah'a Seda'yı övmeden edemedi. Ama Çağla ipin ucunu biraz kaçırınca ortaya komik görüntüler çıktı. Seda gördüğün gibi çok iyi bir kızdır. Çok 10 numara 5 yıldız kızım yani. 10 numara 5 yıldız. 10 numara. Acayip şeydir. Seda'ya ilgi göstereceksin. Seda'ya ilgi göstereceksin. İlgi göstermezsen kabuğuna çekilir küser. Ama uzun sürmez küsmesin. Dayanamıyorum. Ama böyle sitemi olur falan. Benimle ilgilenmediniz, yalnız kaldım falanları var. Bak güzel, ne güzel anlatıyorum. Ne güzel. Negatif huyunu bile ne kadar güzel anlatıyorum ya. Seni iyi satıyorum. Seni iyi satıyorum kardeşim. Ondan sonra arada vururum ben. Dikkatli ol. Arkandan arada atış yapıyor. Arkanı döndüğüm zaman. Ok atıyorum. Böyle yapıyor. Bekleriz. Bayağı bir 5-6 tane okum var sırtımda. Zehirlenme, dikkatli ol. Seda'yı anlayamadım. Bazen acaba delirmiş mi diye düşünüyorum evin içinde. Değişik tepkileri var. Emrah kızlarla sohbetine içeride de devam etti. Konu İdil ve Arsel'in bir küs bir barışık giden ilişkisine gelmişti. İnsanın hayatında biri olsun da değil mi? Şşş. Yok ya. Küssün barışsın, küssün barışsın. Ha, her gerek yok. Ama bir dakika, bir eve bir tane fazla. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Bir yandan solumdan biri, biz küstük bugün. Öbürü küsü sağdan küstü bugün. Ama gerek yok bana. Yarışmaya geldik. Oh. Niye küsüyorlar? İşte evin içinde yani işte 24 saat birlikte. Şey ona niye güldün, bana niye gülmedin? Ona yok. Patates uzattın, bana neden yemedin beni? Beni anlamadın, ben anladım, yanıma gelmedin. Beni niye şey yapmadın, kıskançlık savunmadın? Ay. Kıskançlık bu evin içinde de, yok ya. Sinsi. Vallahi bana verecekler bu çocuğu. Bana verecekler. O zaman yarın takım oyunu olur. Yarın nöbet olur. Bırakın ne olursa olsun ya. Dert ettim. Takım oyunu olur, sonra arena olur. Sanki nöbet oyununa giremeyeceksiniz de diğer takım oyununa girecekmiş gibi. Takım oyunu olur. Nöbet akışına bu geldi. Kaynadı. Nöbet bu geldi. Sen geldin. Ha? Takım oyunu olur. Nöbet bu geldi diyor. Nöbet ben mi? Nöbetim tutuyorsunuz. Herkes bu ayakta. Bu geldi, bunu bekledik. Ondan sonra takım oyunu olur. Bu değil, sonra o. Arena olur. Bak bu değil, o sana bir sır vereyim. Emre. Emre değil. Emrah. Emrah, pardon. Ama bu değil, o. O dersen insanlara daha şey yapmış. Fark etmiyor, bu şu benim için fark etmiyor. Benim için fark ediyor işte. Yapacak bir şey yok. Bu dersen böyle daha şey görüyorsun. O, bu şu fark etmiyor. İnatlaşırsak inatlaşırım. Fark etmiyor, ben çok inatçıyım. Ben de çok inatçıyım. Emrah Big Brother Türkiye evinde ilk gecesini tamamlamış, yatmaya hazırlanıyordu. Emrah uykuya dalarken bahçede ev halkının sohbeti devam ediyordu. Seda arkadaşlarına Emrah'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Bir insanı tanımak istersen tartışacaksın. Kimle tartıştın? Niye böyle yaptın? Sence? Çocuk değil mi, çocuklama? Ne oldu?
sardım ona, kilitlendim. O da kilitlendi. En son dedi, ben dedi çok kindarım. Hadi canım. Ben dedim ben senden daha beterim. Ondan sonra dedi ki benimle inatlaşma. Dedim sakin ki ben senden daha inadım. Dedim sen dedi benimle adamı. Dedim sen nasıl dedim herhalde izlememişsin benimle adamı dedim. Büyük aşk. Nefretle başlar. Sonra. Bir dakika sen kimsin demedin mi? Ben dedim hayırdır sen. Ha. Dedim ki arkandan yedi noklara dikkat et, bir gün zehirler gebersin dedim. Oo, wow, yürü be koçum. Ondan sonra diyor ki ne oku, dedim ki 5-6 tane ok attım dedim. Dikkat et dedim, zehirler yavaş yavaş. Dikkat et, o okları çıkarıp sana saplanmasın dedi. Bu baştan niye böyle atar gider yapıyor ki bu çocuk? Hemen gitmek istiyor galiba. Bahçenin diğer köşesinde ise Funda Çağla'yla derin bir sohbetteydi. Seda'nın Emrah'la olan yakınlığı Funda'nın dilinde. Seda ne alaka o çocukluk kanka? Yok kanka değil. Herkes diyor, beraber muhabbet ediyorlar falan. Abi git denmiyor ki yani sonuçta, git denilmez. Çocuk niye onun yanına geliyor? Ya onu bilemem. Çocuk genel olarak o benimle konuşmuyor, onunla konuşuyor. Ben de hatta dedim ki garanti dedim, nöbeti sizin ikinize verecekler. Ya siz ikinize ya Gökçen'le sana verecekler dedim çocuğa zaten. Nöbet ne nöbeti ya? Ya nöbet olmuyor mu hani anlaşamayanlar ya da ne bileyim hani şey yapanlar. Ay. Benim insan kotam burada yeterince gerçekten dolu. Humanistliğim 12 kişi için geçerli. Bir tane fazla kontenjanımda yer yokmuş, bunu anladım yani. Bakışları hoşuma gitmedi çok fazla. Böyle gardın olarak gelmiş, belli hepimizi tanıyor. Kanka olmaya meraklı gibi davranıyordu, ona şaşırdım yani Seda'da. Neyin kaygısı bu? Seda arkadaşlarına Emrah'la yaşadığı kısa gerilimi anlatmaya devam ediyordu. Çağla da orada dönüp dedi ki dedi, siz dedi, tartışıyorsunuz sürekli dedi. Kesin dedi takım şeyde ne bu ev nöbetinde dedi beraber yazılırsınız. İki kere bunu söyledi, diyor ki niye diyor benle Seda'ya gide bir şey yapıyorsun, yazılır. Dedim ben sana çok mu meraklıyım? Dedim ki yazılırsak dedim kendine dikkat et dedim. Sabah seni arka bahçeye gömerim dedim. Çok iyi. Çocuk gerçekten sorun çıkaracak bir tipe benziyor. Seda Funda ve Çağla'nın yanına gidince Funda rahatsızlığını dile getirdi. Sen bir bilgi edindin mi çocukla alakalı? Evet. Ne diyor? Kindarım dedi. Demedim mi? Ondan sonra ben de dedim ki sen çok sinsisin dedim. Surat gözün içine dedim. Sen çok sinsisin dedim. Çok fenasın dedim. Dedim de ki sen beni ne kadar tanıyorsun ki böyle bir şey diyebiliyorsun. Dedim ki benim hislerim çok kuvvetlidir dedim. Böyle çok masum duruyor ama inadım dedi. Bak kindarım dedi. Küçük detaylara yakınlaş. Anneyi masada tutuyorsun yani. Gitsin takılsın başkalarıyla ya. Millet diyor bütün akşam beraberlerdi. Neydi? Hayır ben şimdi çıktım söyledim. Dedim ki bana yapmayın dedim. Çocukla sabahtan tartışıyorum. Ya ne bileyim ben ama. Çocukla tartışsana tartışmasan da bırak yani. Muhatap olma. Ay öyle konuştuk ya, muhatap olmayacağız dedik. Sen akşam konuşuyormuşsun yani. Boş ver ya. Geç işine bak, gücüne bak. Kız ne yapayım arkamdan geliyorsa? Gelme mi diyeyim? İşte bizim yanımıza gelmiyor mesela. Benim suratımı yürüyor. Çocuk hatta uyumak. Evet. Yani kusura bakma. O mesafeyi sen kuracaksın yani. Benim işim olmaz hayatta. Bu bile ona primdir yani. Kendini niye anlatsın abi? Ben onu hiç dinlemedim ki. Kendini anlatmadı. Sinsiyim de öyleyim de böyleyim de. Kız biz ama ister görsem var ya, öyle bir negatif enerji var ki karşılıklı. Çocuk pıt 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 gidiyorsun mutfakta arkanda. Pıt 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 geliyorsun buraya çocuk arkanda. Senin bileceğin işte yani, bence gerek yok yani. Kız ne yapayım arkamdan geliyorsa? Gelme mi diyeyim? Bahçedeki söz döndü dolaştı, eve yeni katılan Emrah'a geldi. Ev sakinleri yeni arkadaşlarına fazla şans tanımıyordu. Bir izledim diyor, bir izlemedim diyor. Hepimizi incelemiş, izlemiş, gelmiş. Yo ben suratına dedim, sen benim çok sinsin ve her şeyi herkese dikkatli çok iyiyorsun. Ne mantık oluyorsun ya? Boş ver. Ben geldim çocuk uyumaya gitti hemen. Aynen. Demin ne diyor biliyor musun? Yazık diyor, fazla da valiz getirmiş ama diyor. Harbi ya, üç büyük şey. Gamboş mu ne, onu getirmiş. Kol çantası, çekçe. Yazık ya. Çekçe mi? Ya yazık çok. Bir hafta bana geldiğini farkında olmadan. Ne hayallerle. Et bir yasta. Türün alnı gelmiş ama. Hele ki arenada o soğuk su yedikten sonra ilk bir düşsün. Bu ilk bir otursun oradan bizi bir izlesin. Ama ne diyor ki?
Soğuk su beni etkilemez. Ben de o çivi gibi elinizi değdiremeyeceğiniz suda saatlerce yıkanırım. Göreceğiz. He hadi. Biz de doğu çocuğuyduk. Biz de karda yuvarlanıyorduk. Ama geldik burada tir tir titredik. Dedim canım. Göreceğiz onu yani. Ama Çağla'yı boş bırakmayın. Ben size söyleyeyim. Ötüyor. Bilgi paylaşımı. Sen muhatap olmasan? Ben muhatap olmuyorum. Ben Çağla'ya diyaloglarını izliyorum. Çağla'ya diyorum ki Çağla o zaten izlemiş. Çağla diyorum o zaten biliyor diyorum. Çağla dönüp diyor ki sen nedir diyor ikide bir diyorsun o biliyor o izlemiş. Bir de söyleyeyim mi? 2-3 güne kankaları var yani bu evde o çocuğum. Ben size diyeyim. Kim? Kim? Onur'la Sinan. Biz de yani. Kız bizim erkek olmadığımız mi? Kesin yani bilmiyorum. Allah bizim ben hiç işim olmaz. Zaten bende. Ben gelir gelmez taklitimi yaptı ya. Bak dedim Mesut Bey'im taklitimi yapamadım. Hiç hoşlanmıyorum dedim. Nasıl yaptı? Vi şey yaptığı gibi. Yasin'in yaptığı gibi. İzlemiş yani, işte. İzlemiş işte. Sen çocuk resmen. Çocuk resmen Yasin'in yedeği değil mi? Biz de aynı şey söyledik. Evet. Bir daha yaptım. Abi Yasin'le bence yaptım, bir tutma çocuğu. Ben o şeyi hayır. Şey olarak. Aktör, basketçi, oyuncu. Hayır Oktay'ın yedeği değil yani. Sporcu mu sporcu değil. Hayır, o anlamda evet diyorum. Sen ani çıkışların var sakin ol. Ben sakin oluyorum şu an. Korkuyorum şu şey, sırada. Geçen gidin abi ya. Ben sana yürüyorum mu dedi. Ha evet ben seni, sana oynuyorum dedi. Ben sana oynuyorum dedi. Daha ne desin? Aynen. Ben de yanlış hata oynuyorsun mu dedim. Yanlış kişi oynuyorsun. Kım çok kötüsün. Sen değil mi Ömür işte sen olmazsın dedi bana ya. Yanlış kişi oynuyorsun dedim. Emrah hakkındaki kritikler gece geç saatlere kadar devam etti. Özellikle Gökçen evin yeni sakinine karşı şimdiden tavır aldığı izlenimini verdi. Bak ben de benim taklitim yapılmasına hoşlanmıyorum dedim. Bir daha yaparsa onu umarım yapmaz. Senin taklitini yaptın. Evet bir yaptık. Bir kere daha yapsın. Vallahi muhabbet olmayacağım. Hayır be normalde de soru konuşmuyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Söylediklerinin hiçbirisini kale almayalım. Yani böyle kötü sözler söylediğinde ben gerçekten benim sabrım taşabilir o çocuğa karşı. Çünkü oynuyor bir şeye böyle. Bana diyor ki bir de ben dedim ki bak hoşlanmam yapma. Beni tanıdıkça benim o iyi niyetimi anlayacaksın diyor. Böyle konuşmaya devam etmez umarım bu çocuk. Kızların Emrah'a yaptığı yedek yarışmacı yakıştırması ileride çok büyük tartışmalar çıkacağının adeta habercisiydi. Ya üf Yasin'in yedeği işte Yasin de başta böyleydi. Gözlemliyorum. Gözlemliyor, bakıyor işte. Ya yedeksin işte ya. Ben dedim ya ona, Oktay gitti sen geldin. O dedi ki yedek olduğumu nereden çıkardın dedi. Ben de dedim ki biz asilisideyiz. Sen yedeksin ki biri gidince geldin dedim. Öyle değil o işler falan nasıl dedi. Nasıl geldiğine değil, nasıl gittiğine bakmak lazım ben dedi. Wow. Brother Türkiye cebinde. Uygulama marketinden hemen indir. An be an evde neler oluyor? 7/24 online yayına gir. Evde hiçbir anı kaçırma. Desteklediğin yarışmacıya uygulama içinden kolayca SMS oyu gönder. Her hafta yenilenen anketlerimize katıl. Yarışmacılarla ilgili tüm bilgilere anında ulaş. Big Brother Türkiye uygulamasını hemen indirin. Böyle yazacağım, mazacağım, bilmem ne gitsin, misin falan demişsin dedim. Bu kadar mı? Ya seni görmek bana rahatsızlık veriyor dedi. Öyle diyecek, dedi. Tamam. Ben dedim ki, madem öyle dedim, ben de o zaman dedim. Bir haftadır sen gideyim diyorsun. Ben seni dedim, bir gün dedim, düşünmedim ki dedim, ben Onur'u söyleyeyim. Ben hiçbir arkadaşım, dostum satmadım bugüne kadar, satmadım. İnsan olarak seni burada en çok seven insanı sen bunu söylüyorsun şu an. Çağla senin yanına sürekli geliyor ya. Hı-hı. Daha önce Çağla'yı uyarmış yani sürekli hani seninle konuşuyor bilmem ne filan. Kimi uyarmış? Dedi. Kimi uyarmış? Çağla'yı. Çağla'yı mı uyarmış? Evet gelmesin diye yani pek. Çağla'ya söylemiş öyle. Evet öyle bir şey söyledim dedi onu söyle dedi. Hani sürekli seninle konuşuyor döveceğim artık filan dedi çok sinirlendi ona. Düşeceksin diye konuşuyor. Düşmüyorum. Sen sık, ben sıkıştım. Aa bileğime bir şey oldu. Bileğim gitti. Masajlar. İyiydi o biraz. Acıyor dedin. Acımıyor ya pardon. Krem bitti ama o kremi yemesi gerekiyor işte. Yiyor işte.